Üç tane anahtarcı geldi. Volkswagen dolmuşun kapısını açamadı. Kendine güveniyorsan gel aç, yoksa rezil olma. Kendine güvenmiyorsan dedi. Ben de elime bir tane bizim tellerimizi aldım. Pense törneği de aldım. Vardım ki millet hep araba başına toplanmış. Arabanın sahibi kim diye sormadık. Hani diğerleri açamamış ya, biz açacağız diye. Tuttuk kapıyı açtım. Kim ya arabanın sahibi diye sordum. Bir de baktım ki bir hafta 10 gün önce gelen abimiz bağırıp çağırıp. Buna kadar para olur mu diye. Arabanın sahibi sen misin? Ben düğmeye bastım, arabanın kapısını geri kapattım, kilitledim. Millet şaşırdı. Ya sen ne yapıyorsun? Üç kişi geldi açamadı, bu da açtı geri kilitledi. Ustalık öyle kolay yetişmiyor. Karşındaki insanı hakir görmeyeceksin. Ayağımın altına kırmızı halı ser diye ben istemiyorum. Ama ustanın hakkını vereceksin. Usta tamam sen haklısın dedi. İkinci bir sefere arabanın kapısını tekrar geri açtık biz. Grup Avenir usta belgeselini sunar. İsmim Hasan Büyük Çingi. 1964 doğumluyum. İlkokul mezunuyum. Üç tane evladım var. İki oğlum, bir kızım var. Bir de dünyalar harikası prensesim var. İlkokulu okuduktan sonra ortaokul, lise hayatına atılmadık. Sanata atıldık. Sanat bana daha cazip geldi. İlkokuldan mezun olduktan sonra babam dedi ki oğlum okuyacaksın. Yok baba ben okumayacağım dedim. Dükkan bana daha cazip geldi. Neyse işte bebelik daha yani nasıl söyleyeyim işte 6 yaşında okula başladık. 11 yaşında mezun olduk. Ondan sonra baba mesleğimiz anahtarcılığı geldik tezgahımıza. Ha tezgahımızın boyu yüksekti. Biz de çocuk olduğumuz için boyumuz yetmiyordu. Eskiden zeytin sandıkları ahşaptan olurdu. O zeytin sandıklarının üzerine çıkardım. İğe ile mengene ile anahtarı iğeleyeceğim. Boyum yetişmiyordu. Yani o kadar ufak başladık. Ondan sonra babamızın bize yol göstermesiyle anahtarcılığımızı ilerlettik. Aşağı yukarı 35 sene anahtarcılık yaptık. Anahtarcılıktan sonra cerrahi alete soyunduk. Cerrahi alette Allah'a şükürler olsun. Bütün hastanelerin işlerini yapıyoruz. Diğer illerin yapıyoruz. Çevre illerin yapıyoruz. Ha kendi yaptığımız ameliyatlarda malzemeleriyle yani daha doğrusu cerrahi aletlerle kendim de ameliyat oldum. Yani diyorlar usta nasıl alet güzel oldu mu falan ne diyorlar. Efendim diyorum işte isim vereyim de işte Kızılay Hastanesi'nde ameliyat oldum. Böbrekten taş aldırdım. Benim kendi yaptığım aletlerle ben ameliyat oldum. Efendim, yani bu her kula da nasip olmaz. Ben de bundan gurur duyuyorum. Çünkü insanlığa hizmet ediyoruz. Yani Allah korusun o ameliyat esnasında o benim yaptığım alet olmasa insan da ölebilir. Böbreğe de patlayacak. Efendim, kanama da olacak. İdrara çıkamayacak. Efendim, ne bileyim. Yani bunlardan şimdi hem zevk alıyorum yaptıkça, hem insanlığa hizmet veriyorum. İnşallah duada alıyoruz yani. Yok çalıştırma da Ahmet, tozu bir şey yemesin. Ben testlerim oraya gidiyorum. Baba mesleğimiz anahtarcılık. Anahtarcılığı aşağı yukarı 30 yıl kadar yaptık. Anahtarcılık yaptığımız sırada bir hastaneden bir amcamız geldi. Bana bir cerrahi alet getirdi. O cerrahi aletin tamir olmasını söyledi. Elime aldım baktım böyle bazı şeylerde işte hobi olarak, merakım olarak onları da tamir eder misin diye bana geldi. Ben de tamir ettim. Aradan 2-3 gün sonra geçti. Bir tane daha aynı aletten bir tane daha getirdi. Onu da yaptık. Meğer bir hatalı yapmışız, malzemeyi hatalı kullanmışız. Tabii kromnikel olması gerekiyor ameliyatta kullanıldığı için. Biz normal bir
cam çivisiyle. Biz bunu tamir ettik. Aradan iki gün geçti. Ya bu paslanıyor demeye başladılar. Ya paslanmayacak mı? Tabii ameliyatta kullanıyoruz dediler. Biz bilmiyoruz ya nerede kullanılacağını. Biz tuttuk onu söktük. Tekrardan krom nikelden malzemesini yaptık. Dedik biz bu işe de bir bakalım. Bize de bir ekmek parası olsun. Biz bu o işe de ağırlık verelim diye düşündük. Allah'a şükürler olsun Azmi elinden bir şey kurtulmaz. Güzelce onları yaptık. Ondan sonra diğer hastanelere biz bu aletleri yapıyoruz diye gittik kart vizitimizi götürdük, gösterdik. Resmi hastaneler, özel hastaneler. Bize cerrahi aletleri verdiler. Doktorlar nasıl söyleyeyim 5000 çeşit cerrahi aletler var ameliyatta kullandıkları. Bu aletlerin işte istediği gibi atıyorum işte 90 derecelik, 45 derecelik efendim derinliğin falan ne istedikleri ölçüde olmadığı için kataloglarda bize özel imalat istediler. Yani biz bunları niye yapamadık? Bir de bu cerrahi aletler hep yurt dışından geliyor. Çok afaki fiyatlara geliyor. Biz de bu cerrahi aletleri ameliyatlara giriyoruz tabii steril ortamda. Bize gösteriyorlar, biz şu derinlikte istiyoruz, şu genişlikte istiyoruz. Biz de hocalarımızın bizden istedikleri ölçüye göre burada atölyemizde bunları istenilen şekilde getirerek kullanıma hazır vaziyetinde getiriyoruz, veriyoruz. Ha, üzerinde tadilat istiyorlar mı? İstiyorlar. Yani bu kadar oluyor olmaz bizde. Biz bunları ne yapıyoruz? Çünkü hocam bunu kullanacak. Bize diyecek ki işte bizde şurada şu sıkıntı veriyor diyecek. Biz de onları sıkıntılarını giderecek şekilde el aletlerini güzelce hepsini de yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Nasıl söyleyeyim? Bir ameliyat yapmadığımız kalıyor. Ondan öbür tarafında cerrahi aletlerin tamamını yapıyoruz. Gözde olsun, ortopedide olsun, beyin cerrahlarında olsun, kadın doğumda olsun. Yani bütün branşlarda el aletlerini yapıyoruz. Tamir ediyoruz. Ameliyat masalarına ataşmanlar istiyorlar. Atıyorum omuz artroskopisi ameliyatında mesela bizden bir alet istediler. Biz o aleti yaptık Allah'a şükürler olsun. Yani gençlere benim tavsiyem böyle ellerinde böyle telefonlarla falanla oynuyorlar, kafelere gidiyorlar tamam. Kafelere de gidilecek, telefondan oynayacak, internete de takılacak ama ben öğrencileri hastaneye gittiğimde stajyerlere bir bakıyorum. Stajyerlerim yani nasıl söyleyeyim hayatı toz pembe görüyorlar. Anneleri babaları okutmak için bir sürü dershanelere efendim ne bileyim eğitimlerine istediklerini yapıyorlar ama bizim çocuklarımız bizim istediklerimizi yapmıyorlar. Maalesef bunu yani üzülerek bunu ülke olarak ben bunu istiyorum. Bütün öğrenciler işlerine baksınlar. Okusunlar. Bak ben okumadığım için çok pişmanım. Ben 3 evladım da okudu. Halen bir tanesi en küçük. Şimdi makinede okuyor. Yani ben şimdi nasıl söyleyeyim? İmal olmayacak bir şey yok. Yapılmayacak bir şey yok. Yeter ki istesinler. Başarı tesadüf değil. İstediklerinde yapılmayacak diye bir şey yok. Her şey yapılabilir. Bugün bir ne bileyim tomografi cihazı, ultrason cihazı. Hep bunlar yurt dışından geliyor. Biz Türkiye'de niye yapmayalım? Ben şimdiki ahlım olsaydı okurdum. Bu mesleği gene yapardım ama tahsilli yapardım. Elektronik bilgisi alırdım. Yani şimdi ben mekaniği yapıyorum. Ama elektroniğe gelince tıkanıyorum. Ha, üniversiteden yardım istiyorum. Maalesef bazı şeyler kafama yatmadığı için onları da yapamıyorum. Ama okusaydım baştan İngilizce. Yani benim nasıl söyleyeyim imalatta, internet araştırmasında olsun, fuarlarda olsun İngilizce, yabancı dil çok önemli. Ahmet. Oğlum Tekten Hastanesi'nin şu aletlerini bir getir bakayım ya. Onlarınki acil değil ki öyle onlara bir dene bakalım. Bugün bir cerrahi alet dolar bazında, euro bazında geliyor. Bize çok pahalıya mal oluyor. Bu aletler niye yapılmasın? Bizim Türkiye'de Allah'a şükürler olsun her türlü imkanımız var.
Yeter ki istensin. Yapılmayacak diye bir şey yok. Ha, birinde randıman alınmaz, ikisinde randıman alınmaz. Ama hocalarımız bizi yönlendirirse, ki yönlendiriyor. Hasan Usta diyor bunu mesela 5 milim boyu diyor, uzak olacak. Boyu büyük olacak veya kısa olacak veya kalın olacak diyor. Hiç katalogda olmayan aleti bana tarif ediyorlar. Ben yapıyorum. Dün bana bir beyin cerrahı bir alet verdi. O aleti Hasan Usta bu dedi. Ameliyat esnasında dedi ikiye ayrılacak. Ameliyatı kolaylaştıracak. Yani ameliyat bölgesini açacak. Ondan sonra o alet oradan çıkacak. Ama biz bu aleti çıkartamıyoruz dedi. Tamam hocam dedim. Ben bu aleti sökülür şekle getirdim. Bugün sabah teslim ettim. Hocam teşekkür etti. Hasan Usta dedi. Bizi dedi büyük dertten kurtardım dedi. Ameliyatı kolaylaştırıyor. Hastaya daha konforlu oluyor. Teknisyenlere daha konforlu oluyor. Yani yapılmaz diyeyim bir şey yok. Yeter ki istensin. Bak yalan mı olmuş? Sen bunu yaptın getirdin. Tamiri sıhhatli olmayacağına için ben bu parçanın yenisini yaptım abi. Eline sağlık. Abi senin de eline sağlık. Sen bizim bir sürü işlerimizi yapıyor. Bir tane de biz senin işini yapak abi. Anahtarcılık yaptığım dönemde bir tane bir abimiz geldi. Ya usta dedi bizim dedi evi kiraya vereceğiz. Bir tane dedi odaya dedi eşyasını koyacağız. Öbür diğerlerini kiraya vereceğiz dedi. Unutamadığım bir anıyı anlatayım ben size. Peki dedik. Büyük anahtarlı kilidi sökeceğiz. Oraya hassas kilit takacağız. Ve evin kiraya verdikten sonra o odaya da giren çıkan olmayacak. Bizden geçmiş gün bir meflasını, fiyatını öğrendi. Ondan sonra arkadaş birdenbire bir sinirlendi. Ya buna kadar para olur mu falan ne dedi. Ya kardeşim işini yapmadık, paranı almadık. Rızan varsa yaparız, rızan yoksa yapmayız dedik. Koydu gitti. Aradan bir hafta 10 gün geçti, bir telefon çaldı. 3 tane anahtarcı geldi. Volkswagen dolmuş, kapısını açamadı. Kendine güveniyorsan gel, aç. Yoksa rezil olma, kendine güvenmiyorsan dedi. Ben de elime bir tane bizim tellerimizi aldım. Pense törneği de aldım. Vardım ki millet hep araba başına toplanmış. Arabanın sahibi kim diye sormadık. Hani diğerleri açamamış ya, biz açacağız diye. Tuttuk kapıyı açtım. Kim ya arabanın sahibi diye sordum. Bir de baktım ki bir hafta 10 gün önce gelen abimiz bağırıp çağırıp. Buna kadar para olur mu diye. Arabanın sahibi sen misin? Ben. Düğmeye bastım, arabanın kapısını geri kapattım, kilitledim. Millet şaşırdı. Ya sen ne yapıyorsun? 3 kişi geldi açamadı, bu da açtı geri kilitledi. Ustalık öyle kolay yetişmiyor. Karşındaki insanı hakir görmeyeceksin. Ayağımın altına kırmızı halı ser diye ben istemiyorum. Ama ustanın hakkını vereceksin. Usta tamam sen haklısın dedi. İkinci bir sefere arabanın kapısını tekrar geri açtık biz. Yani burada sanatkarın kıymeti bilinmiyor. Sanatkara hürmet edilmiyor. Yani herkes bir kolay usta yetişmiyor. Bizim çıraklığımızda ben top oynayamadım. Sanatımı öğreneceğim diye ben bebeliğimi yaşayamadım. Onun için şimdiki gençlerden beni isteyen ne olursa olsun okumaya 4 elli sarılsınlar, sanata 4 elli sarılsınlar. Yani bu mesleğe nasıl söyleyeyim? Her mesleğe ihtiyacımız var. Mobilyacısına da ihtiyacımız var, sucusuna da, elektrikçisine de ne bileyim. Yani herkes illa okuyacak, doktor olacak, avukat olacak diye bir kayda yok. Ama işini seve seve yapacaksın. Artı başarılı olmak için cani gönülden ilgileneceksin. İşine 4 elli sarılacaksın. Şimdiki benim yeni nesillere tavsiye hiçbir şeyden korkmasınlar. Hem okusunlar. Hem de kollarında bir altın bilezikleri olsun. Bakın ben şimdi bu projelerim, o kadar benim projem var ki 5-6 tane daha projem var. Bu 5-6 projenin içerisinde bir tanesini ben Kozgebe'ye müracaat ettim. Allah'a şükürler olsun beni can kulağına dinlediler. Sizin aracılığınızla da onlara da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Yani gençler kokmasınlar. Gitsinler Kozgebe, TÜBİTAK'a. Ha, burada okumadığıma pişmanım dediğim nedir? TÜBİTAK projesi ben bir tane bir sunayım dedim. Yüksek lisans dediler. Benim de yüksek lisansım var da maalesef cami kebir.
Onu da kabul etmiyorlar. Biz Cami Kebir Üniversitesi'nden mezun olduk. Onu da kabul etmiyorlar. Onun için KOSGEB'e gitsinler, resmi yerlerden başvursunlar. Ben desteklerini aldım. Şu anda 6-7 tane daha projem var. İnşallah ölmezsek, canımız sağ kalırsa o projelerimizi ben hayata geçireceğim. Hem vatan için hem millet için, dışarıya bağımlı olmamak için bunları güzelce elimizden geldiği kadar yapacağız. Hasan Usta, eline sağlık, çok güzel olmuş dediler miydi? İnanır mısın? Ben o kadar öyle bir rahatlıyorum ki, o kadar seviniyorum ki, yani ben bunu yaptım diye şöyle karşısına geçiyorum. Başarı tesadüf değil. Yani geceleri saat 2'lere 3'lere kadar uyuyamadığım zamanlar oluyor. Ya ben şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım düşünüyorum. Eğer yapacağım işi bulursam ondan sonra uyuyorum. Yoksa bu arada uykum harem. Uyuyamıyorum. Yani gündüz çalıştığım gibi gece de düşünerek çalışıyorum. Elle çalışan işçidir. Elle, kafayla çalışan ustadır. Grup Avenir, usta belgeselini sundu.